Herkese iyi akşamlar. Bir Yıldızlı Sohbetler gününden tekrar sizlerleyiz. Bugün sevgili Bahar Akbay bizlerle olacak. Aa, kendisi de yine katıldı galiba şimdi. Ben hemen isteğimi yollayayım, sizi de bekletmeyelim. Deneyelim. Bir daha deniyordum olmadı diye biliyor musun? Nasılsın? Sesim geliyor değil mi? Evet geliyor. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Görüntüde de bir sorun yok değil mi Bahar? Yok. Bende bir sıkıntı var mı? Ha, yok yok. Aratıyorken B'ye basıyorum. Çıkmadın. Anladım dedim. Herhalde bir sorun yaşayacağız. Hemen bir gerilmeye başladım. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Tam kapanmaya nerede girdin? Marmaris'teyim. Ailemin yanına geldim. Evet, tam kapanma. Evde sürekli yani yaptığım, yani tek yaptığım şey antrenman yapıyorum evde. Kendim antrenmansız bırakmamaya çalışıyorum. Sürekli evdeyim ama yani markete bile gitmiyorum. Hiç evden dışarı çıktığım yok. Markete git ya. Markete falan gitmeden duramıyor ki insan sürekli evde. Sürekli balkonda oturuyorum böyle. Ancak o güzel bir şey. Anlattan balkon var. O da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Yani gerçekten balkonun çok büyük değerini anladık bence Evet, pandemide. bence de. Memleketine gitmişsin, ne güzel Marmaris. Aslında ama O dediğin gibi yüzden dışarı çıkamadığınız şanslıyım. için. Evet, biraz şanslısın. Tabii dışarı çıkamadığınız için hiçbir şey fark etmiyor. Onu da ekleyelim. Tabii ki de ay pardon. Öncelikle gündemimiz tabii yine açılışı yaptık pandemiyle mecburen. Çünkü konu ister istemez oraya geliyor. Girişi bir onunla yapalım istiyorum ben aslında ama tam kapanma süreci tabii bütün süreçten bütün olarak bahsetmek istiyorum ama genel olarak bu 17 günlük süreçte neler yaptın? Neler yapmaya devam ediyorsun? Antrenman rutinin nasıl değişti? Yani işte normalde spor salonlarına gidiyorduk ama şu an spor salonu kapandığı için evde yapabileceğim her şeyi yapıp antrenmanlarımı devam etmeye çalışıyorum. Şimdi hiçbir şekilde bırakmak istemiyorum. Çünkü sezonu da var, hani başlayacak. O yüzden kendimi asla antrenmansız bırakmam için elimden gelen her şeyi evde şu an yapmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Tabii elinden geldiğince yapmaya çalışıyorsun. Tabii onun psikolojik Evet. süreçleri de var ama sporcular ve hatta sporcu olmayanlar için de zor bir süreç. Çünkü spor yapanlar da oluyor, spor salonuna gitmek isteyenler oluyor ya da evde motivasyonu toparlayamayanlar oluyor yani. Hani sporcular için tabii bu bir zorunluluk diyeyim artık ama sporcu olmayıp spor yapmak isteyenler için de aslında değişik bir süreç. Bunun için de ben aslında şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Spor tutkunları için evde ne yapabilirler şu an? Özellikle bu tam kapanma sürecinde. Yani benim düşüncem şu an sosyal medyalarda işte YouTube'da, Instagram'da da böyle spor eğitmenleri böyle fazla fazla canlı yayın yapıp insanları spora sevk etmeye çalışıyorlar. Yani hareketsiz kalmasa insanlar diye. Çünkü şu an yürüyüşe bile çıkmak istesek yani bir markete gidip anca gelebiliyoruz. Yani en azından sosyal medyalardan hani böyle yardım alıp en azından karşıda sanki birlikte yapıyorlarmış gibi yapabilirler en azından. Ben öyle düşünüyorum. Ben de bazen böyle YouTube'dan bakıyorum. Çünkü evde yap insan tek başına bir anda böyle sıkılıyor yani yapacak bir şey bulamıyor. Böyle en azından YouTube'da falan azından karşında görüyorsun en azından sporun bir şey. O da yapıyor, insan yapıyorsun, birlikte yapıyor musunuz gibi hissediyorsun en Evet, azından. oluyor Ben ya. öyle düşünüyorum. Değil mi? Evet, başka bir çare yok şu an çünkü evdeyiz, başka yapacağımız bir şey yok. Hareketsiz kalmak da çok kötü. Evet. Yani başka bir çaremiz yok. Evet ama aslında hani sokakta ya yürümek de aslında insanı rahatlatan bir şey. Hareket. Evet. Bunu bile yapamıyoruz şu an. Dediğim gibi sadece Yani. balkondan alabiliyoruz. Evet, Nefes gerçekten. almak yer yok. O zaman şöyle bir soru sorayım. Bu sezon bu pandemiden yola çıkarak şöyle bir soru sorayım. Ağırlaştırılmış bir sezon geçirdiniz aslında. Antrenman, maç olsun ikisi de. Fiziksel olarak tabii psikolojik olarak da etkilerini soracağım. Bunu merak ediyorum ama fiziksel olarak vücudunda neler fark ettin? Nasıl etkilendi bu yoğunlaştırılmış maç ve antrenmanlardan sonra? Yani gerçekten çok uzun bir sezondu. 16 takım vardı bu sene biliyorsunuz ki. O yüzden 3 günde bir sürekli maç oynuyoruz. Yani sürekli antrenman yapmak zorundayız. Yani bir sonraki maçı sürekli maçı bitirip o yani maçta takılı kalmamız da gerekiyor. Çünkü 3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. O yüzden fiziksel olarak da böyle sürekli yani en azından
En önemli şey beslenmenize dikkat edip daha sonra bu süreci hızlı bir şekilde toparlamaya çalıştık. Yani çok uzun çok uzun ve yorucu bir sezondu. Evet, aslında beslenme düzeninizde de değişiklikler oldu. Ben hep soruyorum hani neler değişti, neler yemiyorsun artık ya da neler yiyorsun? Sen böyle örnek gösterebileceğim bir şey var mı? Yani şeker yememeye çalışıyorum. Bayağı uzun süredir de yemiyorum. Yememeye çalışıyorum. Yani Ne çok kadar az. Yani Marmaris'e geldiğimden beri yemiyorum sanırım. 1,5 ay oldu. 1,5 aydır falan. Yememeye çalışıyorum. Ya onun yerine işte bal yemeye çalışıyorum. Meyveler de falan tüketmeye çalışıyorum. Öyle daha iyi hissetmeye başladım kendimi. Evet, bal, hurma, o tarz şeylerden almaya çalıştım Aynen. şekeri. Anladım. Peki bir de bu sürecin senin için ve bütün sporcular için bir psikolojik tarafı da var. Yani bu psikolojik kulvarda da sürekli şimdi test oluyorsunuz. Bunun bekleme süreci var. Hani rahatsız edici Evet. bir durum yani. Ay çıkacak mı? Ay kimlerle temas ettim? Ne oldu? Hani ne olacak şu an falan diye. Bunun da bir aslında kaygı süreci var. Sen bu kaygı düzeyini bir sporcu olarak nasıl en aza indirmeye başardın? Yani o kadar da kolay olmadı aslında çünkü yani 14 kişi staffla beraber 20-25 kişiyiz yani takım arasında. Bir de kendimiz herkesten sorumlusun böyle. Yani test oluyorsun böyle acaba inşallah bir şey yoktur ya hani daha maçlarımız var önümüzde İnşallah. antrenmanlarımız var deyip kendimiz böyle sesim mi gitti? Sesim geliyor mu? Donuyor galiba ama donuyor mu şu an? Ha, şimdi geliyor. Şimdi geliyor Hı, bana. tamam. Heh, Güzeldi. tamam. Ya işte test Sorudan oluyorsun. devam edeceğiz. Hı, tamam. Test oluyoruz. Ondan sonra antrenman devam ediyor. Çünkü test hemen çıkmıyor. Yani birkaç gün için antrenmanımız inşallah. Bir tekrar gitti ama yorumlardan bir yazabilir misiniz? Hangimizin internetinde sorun var? Ben yine çözeyim, ona göre düzeltmeye çalışalım. Bekleyelim o zaman. Derken seste ve görüntüde herhangi bir problem yok demişler ama bizde sorun var. İkimiz de sorun yaşadık şu an. Bir yazabilir misiniz internette hangimizinkinde sorun var? Ama şu an yok gibi Bahar. Devam edelim istersen. Tamam. İşte dediğim gibi test oluyoruz. Antrenmanlara devam ediyoruz. O süre zarfında işte test sonucunu bekliyoruz. O süre zarfında diyoruz ki acaba inşallah bir şey yoktur yani bir şey olmamıştır. Kendimiz de iyi hissediyoruz ama tabii herkes de farklı semptom gösteriyor sonuçta. Bazıları hiç kendi semptom göstermiyor. O yüzden biraz zorlu bir süreçti işte bizim için bunu beklemekte. Sezonu bitirdik ama zor geçti işte bayağı bizim için. Evet, hala da aslında zorlu geçiyor ve ne olacağını da bilmediğimiz için hala. Evet, iyi giderken tekrar kötüye gitmeye başladık maalesef. Yani Türkiye hani ne olacağını da belli olmadığı için bir şey de konuş. Sadece belirsiz konuşmalar alıyor. Belirsizlik hiç hoş değil. Bir de sizin için hiç hoş değil. Bir de ben bu konuyla ilgili araştırma yapıyorum bayağı ama. Şimdi uzman psikologlar da diyor ki kaygının biraz iyi olduğunu söylüyorlar. Tabii dikkat etmemiz için. Çünkü ne kadar kaygı olursa olsun o kadar insan dikkat ediyor kendisine ya da hani takım arkadaşlarına. Sizin için de tabii aşırı olmamak kaydıyla, her şeyin aşırısı tabii ki de zarar ama kaygının bir tık iyi olduğunu söylüyorlar. Sence bu kaygı düzeyinin ne derece olması gerekiyor bu Ya pandemiden aşırı değil ama hani bu kaygı düzeyinizin insanların bu kurallara uymasını belki de hani en azından zorunlu hale getiriyormuş. Çünkü hani evet. kaygısız insan umursamaz, maske takmam, bilmem ne dışarı çıkarım, gezerim olur ama kaygılı bir insan en azından çoğunluk olursa hani bu düzeyde hani bu kural pardon kurallara Takıldık. devam edebilir en azından yani kurallara uyarlar en azından. Bence yaptığınız araştırma gayet doğruymuş diye düşünüyorum. Evet, aslında ben çok araştırma hani kaygının aslında böyle bir hani olumsuz etkileri de var evet ama bir düzeyde. Bütün insanlarda olması gerekiyor. Tabii sporcularda da olması gerekiyor. Dediğim gibi kaygı olmadan çok umursamaz oluruz. Yani dışarıda Yani. maske takan insanlar görüyoruz. Büyük ihtimalle ya hastalığa inanmıyorlar ya da kaygıları yok ya da ne bileyim bilmiyorum başka bir sebep onu da bilmiyorum ama yani evet bir tık iyi diye düşünüyorum ben de. Pandemiye biraz donma var mı? Ben bir internet bir, sen görüntün ara ara gidip geliyor da bana o yüzden soruyorum. Ana sabitim aslında ama bilmiyorum. İnternetim Beni de hemen net yanımda. görebiliyor musun? Evet, gayet net görüyorum. Tamam, bir o zaman bir şey olursa tam konuşmaya başlayınca donuyorsun biliyor musun? Tam konuşmaya başlayınca donuyorsun ama böyle bir şey olursa bir daha söyleyeyim. Peki Tamam. Bahar, biraz pandemiyi ara istiyorsan birazcık voleybol hikayenden başlayalım. Tamam. İstiyorum ben. En başa dönerim istiyorum. Biraz Marmaris'ten bahsedelim. Şu an oradasın da. Evet. En başa dönelim biraz. Neler Tamam. söylersin en başta? Marmaris'e
Eğer Marmaris'te başladım voleybola. İki ablam var. Onlar da voleybol oynuyorlardı. Onlar zaten birlikte gidip geliyormuşum sürekli salona. İşte 9-10 yaşıma gelince ben de voleybola başladım onlardan sonra. Onlar Peki. öncelik yaptı yani bana. Ha, onlar örnek oldu sana. Evet. Peki şöyle bir de birazcık Beylikdüzü yıllarına da geçmek istiyorum ben aslında Marmaris'ten sonra. Küçük yaşlardaydın galiba. Gittiğinde zaten öyledir. Evet, 16 yaşında falandım. 16 yaşında tabii hani çok küçük bir yaş aslında. Şimdi düşünüyorum da yani başka bir şehire gitmek sana neler hissettirmişti o zaman? Evet işte ilk haber aldığımda hani böyle böyle İstanbul'dan isteniyorsun. Böyle, o zaman Arma Yaşam'dı ismi. İşte Arma Yaşam'dan isteniyorsun. Böyle hani bir teklif geldi. Ailemle konuşuyorum, ablalarımla konuşuyorum. Ablam işte en büyük ablam zaten İstanbul'daydı benim. Ama tabii o Maltepe'de oturuyor. Aramızda 2 saat var. Ortam. Aramızda 2 saat var. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Ama sonra işte bir karar verdim. Dedim ben gitmek istiyorum yani İstanbul'a devam edeceğim. Bu voleybolu bırakmak istemiyorum dedim. 16 yaşında İstanbul'a gittim. İşte o zaman Arma Yaşam ismi orada altyapı orada devam etti. Peki Beylikdüzü'nde başladın. İlk yıllarında ilk maçını falan hatırlıyor musun böyle? Evet işte gittiğimde genç yaşımdaydım. Bir de üçüncü bir takımımız vardı Arma Yaşam'da. İkisinde de oynuyorduk. Altyapı şey A takımda da altyapı arkadaşlarımla oynuyordum. Genç yaşında normal arkadaşlarımla oynuyorduk. Yani ilk gittim tabii Marmaris'ten sonra İstanbul'a gitmek. Marmaris'te hani yaptığım maç sayısı ne kadar? İstanbul'a ne kadar? Bayağı fazlaydı. Gidiyorum ekstra hani oradaki yoğunluk okul falan beni bayağı yormuştu ilk sene alışma süresi. Ama güzel geçti yani bir şekilde alıştım oralara da. Evet, aslında ben anladığım kadarıyla iki tane ablam var değil mi? Evet, iki Desteklerin ablam var. çok büyük olması. Benim de iki tane ablam var. Çok büyük Aa. desteklerini hissediyorum hayatta ama hani onu Evet, özellikle evet. sormak istedim. Yani böyle arkanda manevi bir güç hissetmek nasıl bir duygu onlar Çok için? güzel. Yani ne olursa olsun onlar var ya onlara sorun, onlarla yapın, onlar benim için yapar. Sürekli böyle yani çok güzel. Evet, değil mi? Değişik bir duygu. İki tane bir de olmasın. Çok Evet. değişik bir duygu diye düşünüyorum. Peki o zaman şöyle bir Beylikdüzü ile bir hikayene geçelim. Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı elde ettin. Hikayenin Evet. aslında en başından beri içindeydin Beylikdüzü'nde. Şimdi bu serüveni bir de özellikle senden dinlemek istiyorum. Tamam. Beylikdüzü o zaman yani yeni anlatmıştı. Beylikdüzü boyu 2 sezon olmuştu 2 sene. Mehmet abi geldi başımıza. O sezon yani çok fazla süre almadım ama yine de girdiğim kadarıyla hani elimden geleni yaptım. Benim için çok güzel bir tecrübe olmuştu. Hedefimiz büyüktü. Sultan Ligi'ye çıkmaktı. O yüzden ekstra tabii de çalışıyorduk. Yani çok sabah erken idmanları yaptığımızı hatırlarım. Bayağı sabah 7'de 8'e gittiğimizi hatırlıyorum idmanlara. Bir yandan tabii okul falan vardı ama şey yani süre çok güzeldi ve sonunda başardık. Birinci olduk. Muhteşem bir şekilde bitirmesin çok Ayça'yı çok mutlu olmuştuk. Peki o zaman hani bu konuyu atlamadan ben bir de senin kariyerine tabii dokunan birçok antrenör olmuştur ama Zekai Hoca ve Hasan Hoca ile ilgili bu Evet. yıllardan yola çıkarak bize neler söylersin? Hasan Hoca bizim sağ dışında bizle ilgilenen insandı. Yani sağ içinde de bize sürekli konuşurdu ama sağ dışında da bize çok yardımcı olurdu. Beylikdüzü'ne gittiğim zaman da bana çok yardım etti. Zekai abi ise sağ içinde olsun, sağ dışında olsun sürekli beni geliştiren bir insandı. Altyapı da zaten Marmaris'ten İstanbul'a götüren insan o beni yani. O istedi beni, öyle götürdü. Ya Zeki abi şu zamana kadar hep yanımda olan bir insan, sürekli beni geliştiren bir insan, varlığını hep hissettiğim bir insan. Evet, aslında Bunları böyle bu kariyerin söyleyebilirim. boyunca manevi olarak çok büyük güçler hissettiğin için başarılarına doğru orantılı bu insanlar diyebilirim Evet, yani. tabii ki de öyle. Hepsi için söylüyorum. Peki bu yıldan sonra Bahçeli Evler'le anlaştın birincilik ekiplerinden. Şimdi şöyle söyleyeyim, kariyerin için bu transferi nasıl değerlendirirsin? Beylikdüzü ilk Sultanlar Ligi'ne çıktıktan sonra beni bir yıl kiralık olarak vermişti Bahçeli'de. Bir yıl kiralık olarak oynadım orada ben. O zaman da hani başka kulüplerden gelen oyuncularla birlikte hani bir şeyler yapmaya çalıştık. Orada da benim için ekstra bir tecrübe oldu. Çünkü sürekli oynadım. Hani çünkü bizim oynayarak yani antrenman evet yiyoruz ama oynayarak geçmemiz gerekiyor sonuçta. Orada da çok bütün sezon boyunca oynama şansı elde ettim. Bayağı benim için güzel bir tecrübe olmuştu. Sonraki sene de Beylikdüzü'ne geri döndüm zaten. Forma giyme açısından senin için Evet, tecrübeli. sürekli oynadım.
Peki o zaman ben birazcık da günümüze hatta 2020'ye dönmek istiyorum. 2020 itibariyle PTT forması giyiyorsun ama ondan önce şunu sorayım. Birincilik ve Sultanlar Ligi tecrübesi olan bir oyuncusun. Bu iki ligi ayrı ayrı kıyaslamak demeyelim de bu iki lig ayrı ayrı sana neler kattı diyelim diye sorayım. Yani evet, kıyaslamak doğru olmaz. Evet. İkilikte de birincilikte de full oynadım. Sultanların Ligi'nde de oynadım ama yani hep farklı insanlarla oynamak, her insan birine bir şey kadar iyi veya kötü. Ben bu konuda hep şanslıydım. Bana hep yanımda olan takım arkadaşım vardı. Hep bana yardımcı oldular. Hep iyi antrenörlere çalıştım şansıma. O yüzden hep tecrübem üste katarak katarak devam etti yani. Çok iyiydi o yıllarım. Kötü geçmedi hiçbir şekilde. Seni nasıl karşıladılar gelince? Tabii yanında oldu dedin ama genel olarak takım seni nasıl karşıladı geldiğinde? Hangi takım olarak söylüyorsunuz şu an? PTT soru. Gelecek. PTT'de işte Mehmet abi de zaten Beylikdüzü'nde çalışmıştı. Evet. Oraya gittiğimde de Mehmet abi vardı. Takımda da birkaç kişiyle daha önce oynamıştım Beylikdüzü'nde. O yönden birazcık şanslıydı. Evet. Ondan sonra oraya gittiğimde hiçbir sıkıntı olmadı. Hem böyle sanki daha önce de oynuyormuşuz gibiydi takım arkadaşlarımla. Ama aslında ilk kez karşılaşmıştık. Ama çok çabuk bir bütün haline geldik. İyi bir sezon da geçirdik aslında. O kadar da kötü değildi. Zordu ama. Onu da soracağım. Sezonda nasıl Tamam. bir değerlendirme? Bir takım olarak değerlendirelim. Bir de sana bireysel olarak bir soru soracağım. Takım olarak PTT ile birlikte hem bitirdiğiniz yerle ilgili hem de genel olarak sezonu nasıl değerlendirirsin? PTT tabii benim için artık yeni bir şehir. Bu sefer Ankara'ya gidiyorum. Yeni Evet. bir şehir, yeni bir takım. İlk defa kendi başıma. Bu sefer hani İstanbul'dakine hep birileriyle kalıyordum. İlk defa Ankara'ya gidince tek başıma kaldım bu sene. O da Evet. benim için yeni bir tecrübeydi. PTT Spor Kulübü de kurumsallaşmış bir takım olduğu için yani hiçbir sakın yani iyi bir takımdı gerçekten. Bizim için her şeyi yaptılar. Hiçbir desteklerini esirgemediler. Antrenman olarak da zaten Mehmet abiyle çalıştığım için biliyordum. Ama bu sene tabii 16 takım olduğu için de sürekli antrenman yapmak, bir de ekstra pandemi olduğu için de ekstra Evet. sağlığımıza dikkat etmek zorunda olduğumuz için hem yoğun hem zor geçen bir sezon oldu bizim için. Evet, peki bireysel olarak sorayım. Bireysel olarak bu sezonda kendine neler kattığını düşünüyorsun? Geçmiş sezonlardan farklı olarak. PTT kulübünde bu sene de ismi yani tecrübe olarak iyi insanlarla oynadım. Kendi mevkimden de olsun Ruseva ile oynadım yani. O benim için çok büyük bir tecrübe kattı. Sürekli onunla antrenman yapmak, işte maçta beraber oynamak, sürekli bana işte şunu yap, bunu yap diye ve tecrübelerinden faydalandım yani onunla. O yüzden benim için güzel bir sezon geçti. Peki o zaman şöyle bir voleyboldan biraz uzaklaşıp şunu sormak istiyorum. Az önce de bahsettik. Muğla'da doğdun. Orada voleybola başladın. Şimdi kariyerin içinde farklı farklı şehirlerde bulundun. İstanbul'da bulundun. İlk şehir dışı tecrüben. Ama orada çok yalnızlık çekmediğini söyledin. Şu an Ankara'da biraz daha yeni yeni Evet. alışmaya başladın. Muğla'yı özlediğin zamanlar oluyor muydu? Ya da oluyor mu? Oluyordu zaten. Yani oluyor zaten. Ailem Marmaris'te bir kere. Ondan sonra tabii İstanbul ve Ankara'da, yani Ankara'daydım. Ankara büyük şehir. Burası yani öyle büyük şehir değil. Yani burada istediğim zaman işte gidiyorum sahilde, gezebiliyorum ve sakin bir yer. Ama orada öyle benim yanımda bir de pandemi olduğu için evden antrenmanla eve. O yüzden buraya bu sene daha fazla özledim. Evet, şimdi küçük şehire alışıp orada büyüyen insanlar ya da oranın sakinliğini, tüm bir de Marmaris hem çok güzel bir şehir hem de Muğla hem çok güzel bir şehir hem sakin bir şehir aslında. Yazın hariç değil mi? Yani onun Evet. dışında büyük şehire alışmaya yani böyle çok zorluk çekti mi büyük şehirde pandemiden önce? Tabii şimdi de Yok, bilip çıkalım. çekmedim. Yani evdeydik zaten. Ekstra o yüzden zorluk çekmedim. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Genel olarak bana da sorular geliyor. Eğitim hayatıyla ilgili. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bitirdin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Bu bölümle ilgili ileride yapmak istediğin bir şey var mı? Yani Hayalinde. emin değilim daha. İleride hayatım tabii başıma ne gelir bilmiyorum. Ama yani emin değilim, bilmiyorum. Galiba yapmayacağım bununla ilgili bir şey. Bölümünü Ama okurken mi karar verdin, yazmadan önce mi? yok, bölümünü okudum ya, aslında yani
Yapabilir miyim? Şöyle yani biz sonuçta voleybol oynuyoruz. Bir 35-36 yaşımıza kadar voleybol oynayacağız. Bu süre zarfında bu 36 yaşından sonra bu meslekle ilgili hiçbir tecrübem yok. O yüzden iş bulma imkanım da o kadar kolay da olmayacak. O yüzden hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? O yüzden şu an hiç şey söyleyemiyorum Tabii sen de bu genç bir konu spor. hakkında. Peki şöyle de sorayım. Şimdi sorularda da genel olarak rastladığımız bir soru. Eğitim hayatı ve spor hayatını nasıl bir arada götürdün okurken? Hiç kolay olmadı. Bir kere. Ya, üniversite hayatımda özellikle okulda hani durumumu anlatınca herkes anlayışlı olmadı yani. Hani sporcusun evet tamam mı? Hani sonuçta nasıl bir serüven içinde olduğumuzu bilmiyorlar. Ne kadar antrenman yapıyoruz, ne maç yiyorlar. Evet voleybolun çok güzel ama derslerime katılmak zorundasın diyen hocalarımız da oldu maalesef. Evet. Ama bir şekilde yani en azından ben hep hedefim 4 yılda bahar bitir yoksa bitiremezsin okulu. Hani 4 yılda bitirmeseydim daha uzardı zaten benim. O yüzden şey voleybolla sürekli yani uyumayıp sabah sınava gittiğimi bilirim. Yani o kadar zor geçti benim için. Ama Allah'tan bitirdim geçen sene. Pandemide son online'dan bitirmiş oldum. Evet, online'la bitirenlerdensin sen de. Online'dan bitirdim. Bir tık iyi olmadı mı aslında? Biraz Yani böyle herkes mezuniyeti beklerken ne oldu şimdi mezun mu olduk? Hani sınavlar bitti sonuçlar açıkladı. Ne oldu ben şimdi mezun mu oldum yani dedim. Okula da evet. gitmediğimiz anlayamadık. Evet, o açıdan iyi oldu. Mezuniyet falan olmadı galiba. Onun bir hayal Olmadı. kırıklığı oldu mu sende? Yani Bir ama kep bitireceğim. atmak isterdim yani mezun oldum ben demek isterdim. Evet, Ama dört olmadı. yıllık bitirdik, mezun olduk. Bir de sen çok zor bir şey başardın aslında. Zor bir bölüm. Şimdi ben dikkat ediyorum. Voleybolcular genel olarak zor bölümleri seçiyorlar. Yani hani diğer bölümlerin hepsi tabii ki de kendi açısından zor. Hani içine girmeden bilemeyiz ama hani güzel bölümler. O açıdan ben çok takdir ediyorum açıkçası. Teşekkür Okurken ederim. çok zor bir bölüm oldu. Sana bir zor bir bölüm olarak geliyor muydu bu bölüm? Evet bayağı ilk zaten gittim böyle okul. İlk sınavlarıma giriyorum vizelere. İşte Evet. diyorum ki inşallah bahar 4 yılda bitirsin bunları. Yani bu kadar hiç bu kadar zor beklemedim. Yani sonuçta bilmediğim bir şey okuyorum. Hani o kadar Evet. da bir bilgim yoktu. Yani okurken eğlendim eğlendim ama çok mu zorlandım? Çok zorlandım. Hiç de kolay değildi yani 4 yıl benim Evet, için. peki buradan ailelere bu konuyla ilgili neler söylersin? Şimdi bunlarla ilgili sorular da geliyor işte. Ay, işte seçenek istiyorlar. Ya voleybol seçersin, ya spor seçersin, ya eğitimi. Bununla ilgili bu algıları kıracak birkaç bir şey söylemek ister misin ailelere? Yani ilk önce bir kere aileler destek olmalı zaten bu süreç içerisinde. Etrafındaki çünkü benim etrafımda da öyle. Yani sonra şimdi işte okuduğum bir bölümün ne yapacaksın? Voleybola devam edeceğim. Hani sonuçta iki seçeneğim var. 2 tane altın bileziğim var elimde. Yani Evet. ikisinden birini seçeceğim de. Ha öyle mi olacak? Nasıl okulunu devam edeceksin diyorlar. Ama hiçbir şekilde böyle yapmadılar. Yani bir insan neden bir şey iki şey aynı anda yapamaz ki? Yani sürekli yani Evet. en başta aileleri destek olmalı. Daha sonra bence halledemeyecekleri bir şey yok. Evet, bence de aslında sen dedin ya hani 35-36 yaşından sonra iş bulmam zor. Hani yeni mezunlar açısından zaten iş bulmak zor. Her açıdan iş bulmak zor olduğu için bence hani böyle düşünme. Eğer ki bununla ilgili hayallerin varsa ben illaki yapabilirsin diye düşünüyorum. Ki voleybol zaten senin kimliğin. Ama bence onun için de bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum ben. Ekstra başka düşüncelerim öyle. Belki de o yüzden çok yanaşmıyorum. Olabilir. Olabilir o zaman, tamam. Eklemek istediğin bir şey var mı Bahar? Yok, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim sohbete, bu güzel sohbete, çok Ben de güzel çok teşekkür konuşmak. ederim. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. O zaman iyi Teşekkür. akşamlar dileyelim. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar.